Hayırlı, huzurlu günler arkadaşlar. Amasya'dan selamlar. Şimdi bugün sizlere çok güzel bir çiçek anlatacağım. Faydalarını anlatacağım. Yetiştirilmesi hakkında birkaç püf noktası vereceğim. Hemen videomuza geçelim. Kuş sesleriyle şimdi güzeller güzel çiçeğimizin yanına gidiyoruz. Evet, bu çiçeğimizin adı Hüsnü Yusuf. Bakın rengarenk. Her rengi mevcut. Peki neden Hüsnü Yusuf? Hazreti Yusuf'un güzelliği dillere destan, herkesin bildiği gibi Hüsnü Yusuf denilmesinin sebebi de bu çiçeğe Hazreti Yusuf'un güzelliğini temsil ettiği için Hüsnü Yusuf denmiş. Ama bence Hüsnü Yusuf denilmesinin arkasındaki sır bir başka diye düşünüyorum ben. Çünkü bu çiçeğe güzelliğinden dolayı Hüsnü Yusuf denilmemiştir. Daha bir farklı bir sırları vardır diye düşünüyorum. Tabii ki o sırları şimdi birazdan size açıklayacağım. Öncelikle şu güzelliğe bakın. Her biri rengarenk. Bahçenize bunu ekin. Bunları böyle toplayın, kurutun. Çayını yapın. Kurutun, şifasından faydalanın. Şu anda sizlere mis gibi kokusunu gerçekten ulaştırabilsem, o kadar güzel kokusu var. Ve yetiştirmesi çok kolay arkadaşlar. Bakın böyle çiçekler geçtiği zaman şöyle tohum kafesleri oluşuyor. Ve bu tohum kafeslerinin içinde de böyle siyah siyah tohumları var. Bu tohumları bahçenize attığınız zaman yeniden Hüsnü Yusuflarınız çıkıyor. Bakın burası seneye ilkbaharda açacak olanlar inşallah. Şimdi bunları da atıyoruz. Bunlar da buradan çıksın. Hüsnü Yusuf yetiştirmek çok kolay. Sadece tohumları atın ve üstünü örtün. Burada yeni yeni büyüyenler de var. Hemen şuralara da ben bir sürü tohum attım ki buralar hep Hüsnü Yusuf olsun istiyorum. O yüzden bakın hep aralarda yeni yeni büyüyen fideler, çiçekler mevcut. Hüsnü Yusuf'un güzelliği dillere destan. Hazreti Yusuf'un güzelliğinin dillere destan olduğu gibi bu çiçek de dillere destan bir güzelliğe sahip gerçekten. Şimdi hemen bu çiçeğin faydalarına geçelim. Hüsnü Yusuf çiçeği geleneksel tıpta çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Alternatif tıpta ise çok önemli bir yeri vardır. İçinde sağlık açısından çok iyi bileşenler mevcuttur. Bitkinin içeriğinde antosiyaninler, uçucu yağlar ve tanenler gibi bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenler sağlık üzerinde olumlu etki yapar. Genellikle çiçekleri ve yaprakları, infüzyonları ve tentürleri hazırlanarak kullanılır. Kurutup çay olarak da tüketebilirsiniz. Mide rahatsızlıkları, öksürük, boğaz ağrısı, romatizma ve ağrıları. Bu hastalıklara çok iyi gelen Hüsnü Yusuf, tepeden tırnağa bir mucize gibi. Hüsnü Yusuf çiçekleri çiğ olarak tüketilebilir, salatalarınızda kullanabilirsiniz. Sadece görsel güzelliğiyle değil, geleneksel tıpta ve aromaterapide de kullanılan bir bitkidir. Hüsnü Yusuf çiçeği çayı içtiğinizde ruh halinizi iyileştirecek. Stres azaltma, rahatlama ve zihinsel açıdan dinlenmeye yardımcı olur. Mide rahatsızlıkları ve sindirim için çok iyidir. Yara iyileşmesini destekler. İltihap önleyicidir. Doğal antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek hücresel hasarı önlemeye yardımcı olur. Bu sayede yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve kronik hastalık riskinin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Çayını yapmak için bir tutam Hüsnü Yusuf çiçeği kullanabilirsiniz. İster kuru ister yaş olarak bu çiçeği değerlendirebilirsiniz. Hazırladığımız böyle bir bitki çayını hem içebilir hem de yüzünüze kullanabilirsiniz. Bardağın içine saldığı renge bakar mısınız? Ne kadar güzel. Demleme usulü yaptığımız çayı 10 dakika sonra ılık bir şekilde içebilirsiniz. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Böyle bir çay hazırlıyorsanız mutlaka yüzünüze kullanın. Cildinizin güzelliği buradan gelebilir. Güneş lekeleri için ve cilt problemleri için çok iyi bir bitki çayı. İlk önce vücudunuzun bir kısmında deneyin.
Alerjik reaksiyon görmüyorsanız devam edin. Hüsnü Yusuf çiçeğinin suyunu böyle sürdüğünüzde güneş lekelerinden kurtulabilirsiniz. Birçok cilt kremi ve makyaj ürünlerinde Hüsnü Yusuf özlerinin kullanıldığını biliyor muydunuz? Bu kadar cilt kreminin ve makyaj ürünlerinin içinde Hüsnü Yusuf güzelliği varsa bu da insanı güzelleştiriyor demektir. İşte Hazreti Yusuf'un güzelliğini andıran Hüsnü Yusuf çiçeğini sizler için elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Huzurunuz ve şifanız daim olsun.